Arkadaşlar hepinize merhaba. Birebir ehliyet sınavında çıkmış olan sınav sorularından derledim. Yine böyle küçük notlar hazırladım sizlerden gelen talep üzerine. Şimdi arkadaşlar ilkine başlayalım. Motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme imkanı sağlayan aşağıdakilerden hangisidir dediği zaman kavrama diyeceğiz ya da debriyaj yazar arkadaşlar şıklarda. Diğerindeyiz. Enjektör arızasının sonucu motorun zor çalışmasıdır. Unutmayalım bunu. Suni solunum öncesinde diyor. Bakın dikkat edelim. Öncesinde ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması sağlanacaktır. Silindirlerin aşınması motorun yağ yakmasına neden olur. Unutmayalım. Yerleşim yeri dışında trafik işaret levhaların yaklaşım yönünden kaç metre mesafede duraklamak yasaktır diye bir soru geldiği zaman da 100 metre mesafeden şıkkını işaretleyeceğiz. Sürücünün emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir dediği zaman trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek şıkkını işaretliyoruz. D100 yol numarası aşağıdakilerden hangisidir dediği zaman devlet yolunu işaretleyeceğiz arkadaşlar. Benzin ile çalışan araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Silindire benzin hava karışımı göndermektir. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir dediği zaman fren müşiri arızalıdır şıkkını işaretliyoruz. Seyir halindeyken yarım debriyaj yapılırsa ne olur arkadaşlar? Debriyaj balatası aşınacaktır değil mi? Bulantı kusması olanlar hangi pozisyon verilir? Yan yatış pozisyonu alınır. Unutmayalım. Sürücüler dönüşlerde niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek zorundadır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Konvoy halinde seyreden araçların arasındaki mesafe kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebileceği kadar olmalıdır. Unutmayalım. Konvoy kelimesini unutmuyoruz. Dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına aşağıdakilerden hangisi sebep olur ya da neden olur? Isıtma bujesinin arızalı olması diyeceğiz. Trafikte sürücüden beklenen olumlu davranış özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmaktır diyoruz arkadaşlar. Bunlar birebir ehliyet sınavına çıkmış olan sınav sorularından derledim. Bu tarz videolara ulaşmak için yorum bölümüne sabitledim. Kağıdı kalemi hazırlayın. Kısa sürede çok soru adlı linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.